Selam arkadaşlar, ben Onur. Yepyeni bir EA Sports FC 25 oyuncu kariyeri videosu ile karşınızdayım. Geçen bölüm bildiğiniz gibi Süper Lig'den Eyüpspor'a transfer olmuştuk. Fatih artık Süper Lig'deydi. Maçlarımıza çıkmaya çalışıyorduk. Ta ki ilk maça çıktıktan sonra sakatlanana kadar 1-0 Gaziantep'te galibiyet golünü attık. İlk maç ilk gol. Ardından maalesef şurada gördüğünüz 4 büyüklere karşı hiçbirinde forma giyemedi Fatih. Bayağı bir talihsizlik yaşadık. Tam bir ay yoktuk. Dönüşünde çıktığımız maçların hepsinde de yedekte başladık. Gördüğünüz gibi Ekim ayının sonuna kadar geldik. Bu bölüm çok büyük ihtimalle Kasım, Aralık. İşte burada Galatasaray deplasmanı var. Ocak ayına kadar geliriz büyük ihtimalle. İlk 11'e çıkmamız biraz zaman alacak. Yedekten girdiğimizde son 10-15 dakika oyunu aldığı için pek bir şey yapamıyoruz. Ya son dakika goller atıp kahraman olacağız ya da maalesef Adana Demirspor maçında olduğu gibi mağlubiyetler alacağız. Fatih'in işi zor. Sakatlık çok kötü zamanda geldi. Yine de elinden geleni yapacak tabii ki her zaman olduğu gibi. Bu arada tipini değiştirmek istiyorum ama şu an için değil. Bir ilk 11'e çıkalım. Goller atmaya başlayalım. Yerimiz sabit olsun. Saçlarını uzatmasını istiyorum artık. Hem rengini değiştirip hem uzatırız. Yedeğin ortasındayız şu an. Maç günü diyelim. Bir an önce maçlara çıkalım. Çünkü yedek maçlar olduğu için, yedekten girdiğimiz için gördüğünüz gibi dakika 82'de oyuna giriyoruz. Fazla da vaktimiz olmuyor. Ya dediğim gibi gol atacağız ya da bu şekilde maçlar bitecek. Sağ kanat olarak Halil Akbunlar'ın yerine oyuna gireceğiz. Hadi Fatih. Kanat oynamışlığımız var. Alışkınız. Magdeburg'da ilk başta kanat oynuyorduk. Orada da bu şekilde yedekten giriyorduk ilk başta. 7 numara Halil Akbunlar çıkıyor. 9 numara Fatih oyunda. Defanstayız. Uzaklaştı Fatih. Samusa'yız. Penaltı. Oyuna girdiğimiz gibi penaltı oldu. Samusa'yız burada kafayla vurayım derken. Kafayla vurmuş. Evet, yine Süper Lig. Yine rezillikler. Lan bunu nasıl tutamadın Berke? Yevtoviç atıyor 1-1. Geç geç abi geç. Bakmaya gerek yok, devam. Biz kendimize bakalım. Şu an için en önemli şey Fatih'in reytingi. Bir an önce Arda Turan'ın ilk 11 alması lazım. Haydi takım, seri seri maçlar. Fatih. Değişik bir kontrol. Olur öyle. Robin Yalçın'dan Fatih. Diziyle kontrol etti. Yaptı ortaya şimdi. Ortada bomboş. Ahmet Kutucu. Aygün. 7-0. Hocam kaç istiyordun? 6.5 istiyor. Güzel. Artı 15 alacağız. Şu saatten sonra gol atmasak bile artı 15'i kaptık. Mitsio'dan ileri uca doğru. Ahmet Kutucu. Ara pası müthiş. Fatih geldi. Vurdu. Selçuk direkten döndü. Oha. Direği yarıyorduk. Dakika 89 olmuş. Ara pası var Keita'nın önüne. Keita vuruşunu yaptı az farklı dışarıda. Berke sanki onu da yiyordun. Penaltıyı adam o kadar yavaş kullandı ki. Hadi dedim bir hamle yapar belki çıkartır, yok. Az öncekinde yemek üzereydi. Mitsio. Kaldırdı buraya Fatih. Fatih yukarı. Çabasını gösterdi. Sen o kadar çabala adamın üstüne koş. 90+1 top Fatih'te. Döndü ortaya. Hocam bitirme. Hocam buradayız. Oyuna maç bitecek. İndirdi Fatih. Ahmet Kutucu. Oyna. Uzaktan şut. Aygün hocam bitirme. Korner verdi. Ta arka tarafa doğru bir orta. Kimse yok. Ve burada maç bitiyor. 1-1 berabere kalıyoruz. Oyuna girdiğimiz gibi penaltı oldu. Gördünüz zaten. Videonun başında dediğim gibi son 10 dakikadan az bir süre kala oyuna girdiğimiz için elimizden çok fazla bir şey gelmiyor. Arda Turan bir şeyler yaptı lan. İlk 11 alacak galiba. Tebrik etti Fatih orada. Artı 5 mi? En azından eksi almadık. Bir de şimdi antrenman yaparız. İlk 11'e doğru bayağı bir yaklaşırız. 3 gün sonra Alanya Spor deplasmanı var. Kolay değil Alanya Spor deplasmanı. 10'uncularmış. Yedeğin biraz daha kıyısına doğru geldik. İlk 11'i zorlayacağız. Eğer bu maçta gol atarsak ilk 11'deyiz bence. Dakika 63'te sol kanat olarak oyuna giriyoruz. İleri uçta Mametyan var. Samusayiz'in yerine girdik. Gerçi sol kanat değil de sol orta sağ gibiyiz. Fark etmez ya, devam. Fatih zaten sağ ayaklı. Gerekirse kanatta oynarız. Yeter ki şu maçtan gol çıkartıp ilk 11'e çıkalım artık. Esas pozisyonumuz şöyle lök diye bir santrafor pozisyonda oynayamadık. Geçen bölüm çok kötü sakatlandık ya. İnşallah bir daha tekrarlamaz. Kronik hale gelmeyelim de. Görsene kanka. Çok iyisin be. Fatih.
Mehmet Yem ortada. Fatih. Rakibin üstüne gidiyor. Şu an oynayabilirsin. Bomboşum. O da olur. Tamam. Güzel pas. Fatih. Çalınmalım atamıyor şu an. Hiçbir becerisi yok. Şelvi. Fatih. Geçti buradan. Hop. Geri döndü. Edersen. Dön ortaya. Pas ver. Fatih kaldırdı şimdi el. Hocam el yok mu? Arkadaşından sekti. Takım arkadaşından sekince vermiyorlar. Ronny Lopez. Oraya girdi Mitsio. Fatih şimdi. Hemen ilerliyor buradan. Pasını gönderdi. Bir daha Mehmet Yam. Fatih'in koşuyor doğru. Fatih. Ta arkaya doğru bir orta. 7 numara kafayı vurdu. Müthiş gol. Halil Akpınar. Bam. Oy oy oy. O kadar güzel kafa vurdu ki. Falsolu. Zın diye bir koydu. Falsolu gitti top. Halil Akpınar'dan çok iyi gol. Fatih asistini yaptı. Arda Turan'ın gözüne girmemiz lazım. İlk maçta oynattı, gol attık. Devamında şanssızlık yaşamış olsak da bu bölümü ilk 11'e çıkmamız lazım artık. Havada kalma süresi 0-0 saniye mi? O nasıl oluyor lan? Anlamadım. İstatistikler biraz garip. Veriyi nereden çekiyorsalar artık. Adam havaya zıplıyor 0-0 saniye diyor. Tamamıyla yanlış. Golünü attıktan sonra kenara çekildi bu arada. Arda Turan tarafından. Hocam yakışmadı ya. Adam gol attı, kenara aldın. Neyse ben çok karışmam. Burası Süper Lig. Geçen bölüm gördünüz, o kadar kötü bir penaltı verdi ki hakem. Yani Türkiye'de her an ne olabileceği hiç belli değil. Ona göre bizim doyum sağlamamız lazım. Burası biraz kaotik. Baskı yap. Fatih Aksoy'dan ortaya Makuta. Şurayı bir savunalım, Makuta yatmasınlar. Aynen, sıkıştır. İşte bu. Çok iyi kazandık topu. Fatih koştu. İlerliyor Fatih. Fatih yukarı. Fatih. Rakiplerini geçti. Şutunu çekti. Oha. Şimdi o rakiyi çalınlayınca gaza geldi. Asistimiz var da bir de gol lazım. Hocanın diğer isteklerini yaptık mı? En az 3 kez topu geri kazan. Hayda. Hocam dur bir saniye. Geliyorum. Verin lan topu. Dur, Fatih'in kazanması lazım. Kazandım. Oldu mu hocam? 2 oldu mu? Lan saymıyor ki ya. Ha belki şimdi sayar. Koşup aldım çünkü. Yok saymıyor. Pas kestiği için saymadı. Adamın ayağından almamız lazım. Kaç bek? Bek fırla. Kimdin sen? Attım sana. Kim lan o? Yap bakayım ortaya pedersen. Çok bekledi taç. Şimdi Fatih. Ortayı gördü. Emre Akbaba. Tam şöyle açılı bekliyor. Ampem. Emre Akbaba. Hop. Mehmet Tiam. Niye pas vermedin Tiam? Lan ne bencilsin he. Orada pas verse net karşı karşıya. Sırf bencillik. Arda hocam görüyorsun değil mi bunları? Bak orada Fatih olsaydı vermişti. Hocam Tiam çok kötü ya. Tam normalde iyi oyuncu da. Bu maç baksana pas mı satamıyor. Oraya Fatih yakışır. Sen dinle beni. Al şu Fatih ilk 11'e. 90 dakika boyunca oynayalım. Bak girdik hemen asist yaptık. Gol atan oyuncuyu çıkardın gerçi. Çok da güvenemiyorum şimdi Arda Turan'a da. Hatay Spor maçı. Hocam şu maçta bari oynat artık. Puan durumuna bakacağım. 20 puanımız var. Hatay Spor'un maç fazlası var. Ona rağmen 16 puanlar. Yenersek 23. Nereye yerleşiyoruz? 4. oluyoruz. Trabzon puan kaybederse. Hadi 5. 6. oluyoruz diyelim. Galatasaray'la 13 puan fark oluyor. Fenerbahçe'yle 12. Hemen antrenman. Şuradan bir geri dönüş. Ucuna doğru geldik. Maç kaç kaç? 0-0. Mehmet Yam'ın yerini aldı. Arda hocam. Bu maç. Şimdi Fatih'e şans verdin. Yarım saatten fazla süresi var. Gol atarsa ilk 11'e sok. Bu kadar. Diyecek başka bir şeyim yok. Bizim takım bir tık daha yorgun gibi ama fark etmez. Fatih taze kan olarak oyuna giriyor. Bu maç kariyerin belki de en kritik maçlarından bir tanesi. İlk 11'e çıkma maçımız.
Eğer hiçbir şey yapamayıp düşük oynarsak tekrardan yedekte olacağız. Arda Turan şey yaptı böyle, gaz verdi. Hadi Fatih'e. Haydi oğlum. Takım siz de gol yemeyin. Galibiyet lazım buradan. Bak geliyor şimdi. Sok ayağını. Deli başarıyor. Abubakar Berke. Kanatta pas yapıyor Hatay. Şurada bir hata gelirse. Görkem sağlam. Aman vurdurma. Bizim Halil ne biçim attı öyle ya geçen maç. Harbiden biraz şans da var da. Çok iyi vuruştu o. Oralarda izin vermemek gerekiyor. Deli başarıyor. Hata yaptı. Gör kanka lütfen gör. Havadan görsene. Tamam o da olur. Top Fatih'te. Kanattan kaçanı gördü. Halil. Bir daha Fatih. Bir daha Halil. Bir daha Fatih. Bir daha Halil. Pastaşa pastaşa geliyoruz. Olmadı ya. Kanat attı Rivas. Ayağından açıyor. Kaldırsana. Bomboşum. Bomboşum. Fatih aldı şimdi. Kaç 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 kaç. Halil. Fatih bıraktı Halil'e. Halil Akbunar. Orta yap Halil. Yap ortayı. Orta geliyor. El var hocam. Tehlikeli nokta. Hadi şuradan bir kafa golü. Çok tehlikeli nokta. İstedi Fatih. Vur Fatih. Yapma be. Hocam yere düştü, yok mu bir şey? Süper Lig'de olunca her şey faul bekliyor. Aha. Lan. Lan. Oha. Hocam bu ne? Bu ne? Nasıl kart yok? Aa rezillik. Süper Lig'in rezilliğine bakın. Hocam gole gidiyorum, gole. Gole gidiyorum. Faul veriyorsun. Kart yok. Uyarıyor sadece. Tam yayın oradan friki kazandık. 10 numara Kumanda attı. Böyle atarlar. 1-0 öne geçiyoruz Hatay Spor karşısında. Fatih tam gole gidiyordu, kaydılar. Birkaç adım daha sonra penaltı olacaktı da işte maalesef. Hocam hadi kırmızı vermedin de bari sarı kart verseydin. Hani şurada faul yapılıyor ve kart yok. Çok garip. Bir friki golü. Yapay zeka atıyor bunları. Eskiden beri alıştık artık. Oralardan friki kazandığın zaman kaçırmıyorlar. Samu Saiz. Biz atsak dağ taşı atarız, o ayrı da. Ya da kaleci kurtarır. Fatih gol gol gol. Fatih gol gol gol. Bizim tribünlerde de çok iş yok ya. Daha henüz o kadar büyük takımlara transfer olamadık ya. Çok zor gol atmamız. Fatih gördü şimdi. Ortaya doğru geçmeye çalışıyor. Samu Saiz geçti. Korner. Hadi Fatih. Dakika 90. Şuradan kornerden at be. Orta geldi. Çok ön tarafa. Masanga. Görkem. Görkem sağlam ayak geldi şimdi. Fatih vuruşunu yaptı hocam. Penaltı olması lazım. Nasıl yok ya? Arda Turan böyle bakıyor baştan. Onları güzel yapmışlar. Bir de şimdi tanıdık insanlar olunca daha keyifli oluyor. Yok abi, atamadık golü. Yani hocam bitirmezsem belki geliyoruz diyeceğim de. Şöyle bir yapıştır bakayım. Of 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 of. Fatih. Fatih o ne biçim gol. Oy. Gol sevincini bile göremedik. Dakika 90 artı 3. Hocam bitireceğim mi? Dur bitirme dedi. Topu aldı ilk 11 için. Öyle bir gol attı ki. Of. Şöyle bir bakalım. Hop. Boom. Fatih'in gözünden görmek istiyorum. Top geldi. Hop. Kontrol. Boom. Oy. Ne güzel gol be. Ama gördüğünüz gibi devamı yok. Hareket mi çekti, ne yaptı? Tekrarını göstermiyorlar. Kameralar yayınlayamamış değil mi, o derece. Hareket mi hareket yapıyor böyle. İşte bu. Fatih yukarı. Fatih yukarı. Hey Fatih yukarı. Fatih yukarı. Of.
Oğlum harbiden ya. Ne güzel bir şey futbolcu olmak. Bir de düşünsene şöyle bir gol atıyorsun 90 artı 3'te. Yıkılır tribünler. Arda hocam zamanı geldi değil mi? Artı 25 maçın oyuncusu yani. Hani o gol neydi öyle? Bu arada eğer yapamasaydık, son golü atamasaydık büyük ihtimal yine artı 5 falan verecekti. Sonraki maç antrenman yapacaktık. Yedeğin ucunda kalacaktık. Ama son çare 90 artı 3. Öyle bir gol attı ki Fatih. Ben bu ilk 11'i istiyorum dedi. Şimdi Kasım 22'ydi değil mi? Hatırlıyorum. 22 Kasım'da Sivasspor deplasmanı. Arda Turan önümüzdeki EMS Yapı Sivasspor maçının kadrosunu açıkladı ve Fatih Yukarı kadroda yer alıyor. Beklentimiz ne olabilir? Bunun hayalini kuruyordum. Oluyor işte. Acaba Ezaim. Şöyle yapmış Fatih. Of. Sivasspor avantajlı konumda ama Eyüpspor hafife alınmaması gereken bir takım. Haydi bu maç bizim. Vay be. Beni hiç hayal kırıklığına uğratmıyorlar. Bizim taraftar bunlar. Sivasspor nasıl iyi götürüyor ya? 16'cılar. 11 puan toplamışlar. Biz 5'inciler yükseldik. Kayserispor önümüzde. Geri kalanlar işte şey. Beşiktaş, Fener, Galatasaray. Kazanırsak 26 puan olacağız. Hala 13 puan fark. Hemen bir antrenman. İlk 11'deki yerimizi artık garantilememiz lazım. Bu maçta iyi oynarsak hızını bir tık geliştireceğim. Bazı pozisyonlarda aşırı antal kalıyor. Ve özellikle karşı karşıya kalmak üzereyken kayıyorlar ya. Hani belki bir tık daha hızlı olabilirsek onlara takılmadan ilerleyebiliriz. Hani onu bir deneyeceğim. 80 olmak da istemiyorum ama hıza vereceğim. Önce Sivasspor maçına çıkalım. Ardından belki bir tarz değişikliği de yaparız. Videonun başında söylemiştim. İlk 11'e çıkarsak saçımızı değiştiririz diye. Uzun saç belki yakışmaz da. Bakacağım bir daha. Ya da sonraki bölüm yaparız onu. Dümdüz başlayalım mı? Hava açık. Hava açık olmasın. Karlı olsun. Karlı havada formaların farklı olması lazım. Sivasspor'un formaları gerçekten güzel bu arada. Özellikle yakalı formaları çok seviyorum. Hava karlı. 22 Kasım 2025. Kasım'ın sonu. Maçı bilerek öğleden sonraya hazırlamış TFF. Hava karlı olduğu için en azından öğlen oynasınlar demiş. Çok soğuk. O zaman Fatih uzun kollu giysin. Değil mi? Kısa kolluyla çıkılmaz şimdi. Şöyle uzun kollu. Bir de dar kesim değil mi? Dar kesim. Kramponlar güzel. Ve geldik eldivenlere. Siyah eldiven nasıl duruyor? Fena değil de eldivenler... Bir garip sanki arada boşluk var gibi. Ha, yakınlaştırayım. Şöyle son kez bir bakacağım Fatih nasıl duruyor. Bu arada takımda bayağı bir eldiven giyen var gördüğünüz gibi. Kısa kollu ama eldiven giymişler. O da biraz garip. Fatih tam kışa hazır. Şimdi Kasım'ın sonu her yerde kar yağıyor ya. Kışlık kombini çekti. Havayı bir daha ayarlayayım. Hatta formaları da ayarlamam lazım. Formayı da dar kesim yaptığımız için kasları daha fazla belli oluyor. Yakıştı şu an. Sivasspor deplasmanı. Takım hazır. Fatih hazır. Hazırlandık. Karlı havada maça çıkıyoruz. Başlayalım. Oo, karlı, sisli. Mavi filtreli gibi bir hava var. Fatih konuşma yapıyor şu an. Takım kenetlendi. Ama işimiz çok zor. Bu deplasmandan galibiyetle gollerle ayrılmak gerçekten çok zor bir şey. Gerçekten biliyorsunuz. Gerçek hayattan biliyorsunuz. Maça Sivasspor başladı. Hadi Fatih. Kışlıkları hazırladık. Bir de şuradan İstanbul'a golle dönelim. Sivasspor o kadar defans yapıyor ki. Baksanıza şuraya. Tamamen yerleşik defans. Keşke pas verseydi. Şimdi o yayın etrafını o kadar boş bırakıyor ki Sivasspor. Bizimkiler şut denemek zorunda kalıyor. O yüzden de mecburen rakipten sekiyor top. Sanki Fatih'in yanına bir kişi daha lazım. Hücum oynayabilecek. Mesela Samu Sayız içeri girebilir. Robin Yalçın. Jonjo Şalvi, hocam lütfen kırmızı ver. Hadi kırmızı. Arkadan topu o anda kaydı. Geliyor mu? Kırmızı geliyor mu sarı kart? 10 kişiye karşı oynasaydık çok iyi olacaktı. Jonjo Şalvi'ye kayıyorlar. Yani sarı kart gibi evet. Hani belki dedim bileğini falan böyle kıvıracak gibi yapıyorsa. Biraz böyle döndürüyorsa kırmızı olabilirdi de. Öyle bir şey yok gibi. Aman bak adam tek başına gidiyor. Alo. Fırsat vermeyin. Belki bir garip oynuyor zaten. Yarım saat geçmiş. Hücum olarak varlık gösteremedik.
Biraz da dediğim sebeplerden. Şu an Fatih'e top geldi de. İşi zor. Top bizim savunmanın veya orta sahanın ayağına geldiğinde Sivasspor tamamen defansa gömülüyor. Gol yollarında sıkıntı yaşıyoruz. Yani bu biraz tabii taktiksel bir şey. Çözerse Arda Turan çözecek. Şöyle pas var Fatih'ten. Biraz ekstra oynamamız lazım. Yok. Bastır bastır bastır. Hadi önde baskı. Sıkıştır. Ah be. Orta geldi. Honguras. Oha hocam. Ya rakip öyle düştü de faul yapan da o. Öyle bir atlama biçimi yok. Aziz Bek. Evet, ilk yarı sona eriyor 0-0. Bu şekilde zorlu geçeceğini biliyordum. Hatta belki bir gol yeriz diyordum ama maçı ortada kapattık. Radakovic. Orta sahamızı geçtiler. Getabalde. Getabalde vurdu. Orada bir suları aldı direkten. Ali Akbunar çıkıyor. Sağ kanada Mametiyam girdi. Tamam. En azından Fatih çıkmadı oyundan. Fatih aldı şimdi. Fatih. Geçti rakiplerini. Ay penaltı oluyordu. Buradan bir şut. Az farkla dışarıda. Honguras. Aa! Önünden geçti. Aha. Hadi lan Samusa'yız. Ortada Fatih. Defans yerleşemedi. Orta geldi. Voleyi gömçürecek Honguras. Biz şu an ancak kontradan atarız. Başka türlü gol atmamız çok zor. Kaç. Defans yerleşik değil. Gördüm seni. Bir daha ver. Kaç şimdi. Fırla. Samusa'yız. Abi çok bekliyorsunuz ya. Kaçabilen yok ki. Şöyle bir şut. Vur. Vur. Ah be. Radakovic. Direkten döndü Fatih'in şutu. Tek top. Haydi oğlum. Bizden kimse yok mu? Bomboş orası. Hiç kimse yok. Dakika 83 oldu. Lan neredeyse atıyorduk. O yayın oradan şutlarımız aşırı tehlikeli de çok fazla buluşamadık topla. Önümüzü kapatıyorlar. Mesela bu tarz pozisyonlara çıkabilirsek çok iyi olur. Saç onların. Güzel. Defansı boşluk yakalamamız lazım. Mesela şuraya kapın topu. Süre azalıyor takım. Hadi. Fatih geri kadar geldi. Aldı topu şimdi. Fatih. Takım. Abi hadi. Koş. Edersen. 89. Yine mi son dakika golü geliyor? Ofsayt olması lazım. Ya yapma ya. Ucundan. Rulet mulet yapamıyorum ki. İki yıldız beceri hareketi var. Çok acil beceri hareketi almamız lazım. Çünkü en çok kullandığım hareketler yok. Rakibi anca böyle sağ sol yaparak geçmeye çalışıyoruz. O da imkansız gibi bir şey. Topu böyle bir sağ bir sol kontrol edeceğiz. Falso ve dribbling. Dribbling de değil. Beceri hareketi lazım Fatih'e şu an. Çok büyük ihtimalle iki yıldız beceri hareketi var. Hücumda fazla etkili olamıyoruz. Çalımlarla geçmemiz lazım bunları. Birebirlerde daha etkili oluruz. Hemen açacağım. Hem de zaten siz de bunu istiyordunuz. Hani maçtaki şartlara göre bunları verelim diye. Beceri hareketlerini 4 yıldız yaptım. Bir de ne verelim? Zıplamadan bir tane versek olur. Sprint hızını 84 yaparsak çok mu olur? 79'dayız ya, sıkıntı yok. O ilk patlayıcılığımız fazla olsun. Antalya Spor maçı geldi. Zirve mücadelesinde olan iki takımın mücadelesinde hem Eyüp Spor hem de Antalya Spor için 3 puan almak çok önemli. Antalya Spor için o kadar önemli değil de 14'üncüler. Gerçi hani küme düşmemeye oynuyorlar falan filan. Fenerbahçe'nin maç fazlasıyla 39 puanı var. Galatasaray yenerse 3 puan fark atacak. 42. Bizim puan 24. Galatasaray 42 olacak.
Tabii ki zaten şampiyonluğa oynamıyoruz da Avrupa'ya gitmeye oynayabiliriz. İlk 4 fena değil. Şu anki yerimizi korumaya çalışalım. Arkamızda bekleyenler var. Bir anda kendimizi 10. da bulabiliriz. Önümüzdeki maçları kazanmak önemli. İlk 11'de yerimizi koruyoruz şu an için. 29 Kasım. Hava yine karlı olsun. O kadar hazırlandık. Eldiven meldiven çektik. Ha, karlı yapamıyoruz. O zaman yağmurlu olsun. Fatih de eldivenlerini çıkarmış. Onu niye çıkardın lan? Bir maçlık mı giydin? Başlayalım. Sivasspor maçı tam beklediğim gibi geçti. Ama Antalyaspor'a karşı kağıt üzerinde 3 puan bekliyorum. Sivasspor maçının zorlu olacağı belli bir şeydi. Deplasmandı çünkü. Kendi evimizde kazanmamız gereken bir rakip. Antalyaspor. Kaç için vuruşuyla başladılar. Kaluzinski. Bünyamin Balcı. Townsend. Araya girdi Fatih. Defansına yardımcı. Lloris. Şelvi kaldır. Gördüm Fatih. Tasos. Tasos mu? Hacı Ovanis mi o? Hacı Ovanis galiba. Bitiyor. Bitiyor'dan rapası var. Fatih. Oo, yatırdı rakibini. Orta yapsana. Halil. Orta yap. Bomboşum. Vur Fatih. Veysel Sarı. Ulan bir vurdursanız var ya. Bak Dorukhan nasıl vuruyor abi. Fatih vuramıyor. Dorukhan'a kafa vurduruyorlar. Ne kafa topuymuş arkadaş. Fatih'in boyu birkaç santim uzasın bence. Genç ya. 1.81'di galiba. Şöyle 1.84 olsa iyi olur. Hem kariyerin başından beri bir sene geçti ya. 3 santim uzamış olsun. Ya en azından 1.84, 1.85 olursa hava toplarını daha rahat alırız. Çünkü gördüğünüz gibi o ceza sahasının kalenin önünde hiçbir şekilde alamıyoruz. Başkanı vurduruyorlar, Fatih'e vurdurmuyorlar. Bitiyor. Fatih aldı. Şöyle verdi kanada doğru. Kaldır Dorukhan. İndir Fatih. Bak burada kafa vurduruyorsunuz. Ceza sahasının içine vurdurmuyorsunuz. Yav yeter abi, yeter lan. Direkleri dövdük. Çekeceğim şimdi. Attık ya 90 artı 3'te. Onun gibi bir gol atacağım. Yeter lan deyip. Harbi yetti ya. Sivasspor maçına direkten döndü. Neredeyse atıyorduk. Şimdi yine aynı. Ya bura gel. Geçen maç denedik direkten. Bu maç denedik direkten. Bu maç bir tane daha deneyeceğim, atacağım o golü. Oha. Fatih'e şu anlık falso vermedim bu arada. Söylemiştim falso vereceğim diye de. Onun yanına hıza vermeyi tercih ettim. Fatih ilerliyor. Ha şöyle çalımlar yapabilirim ya. Hop. Ha işte bunlar abi. Hocam. Oha. Ya. Yine sakatlandık. Kıracağım şimdi. Gel lan buraya bak, kavga edeceğim ha. Kolumu kırdı ya. Kolum kırık hocam. Durdursana oyunu. Sağlık görevlilerini çağırsana lan. Aa. Yok bunlar hakem hakem değil. Vallahi değil. Böyle hakem olmaz ya. Aziz Yıldırım gibi şimdi. Orta yap. Orta yap. Yap ortayı Halil. Önü kapandı. Yap şimdi. Vur lan. Kaluzinski. Bekle bekle. Bekle, yine sakatlandık ya. Arkadaş neymiş bu? Bir iyi oynuyoruz. İlk 11'e çıkıyoruz. Anında sakatlık. Anında yani, bu kadar olur. Aradan pas var. Fatih gördü şimdi. Kesiyor Bünyamin. İlk yarı bitti. Aa! Elimi vurdum. İkinci yarı kim başlıyor? Biz başlıyoruz. Fatih'in sakatlığı var. Acaba diyorum değişiklik isteyip oyundan mı çıksak? Ama oynayalım. Of of of. Ya oğlum, yerlerde sürünüyorum. Gel buraya gel, kayacağım şimdi sana. Ne güzel çalımlaya çalımlaya gidiyoruz. İttiriyorlar. Atıyorlar kenara. Bu ne ya? Fatih. Kanada verdi. İçeri geçiyor. Fatih geçti içeri. Yap ortayı. Halil'den orta. Veysel. Yine Veysel, yine Veysel. Townsend offside. 20 dakika var.
Çabuk çabuk çabuk. Galiba Fatih oynadılar, indiremedi. Çünkü önünde biri varmış ya. Çekil önden. Adama takılıp duruyorum. Dur fazla koşmayalım ya. Duralım da kondisyon toparlansın. Gir araya, gir araya hadi. Bir 15-20 dakikadır falan Antalya Spor sadece pas yapıyor. Samu diyor. Tehlikeli oyuncu. Kayış vurdu. Berke çık artık. O neydi lan? Berke ne yapıyorsun oğlum? Gülerce. Antalya Spor top göstermiyor ki. Harbi Alex de Souza sadece pas futbolu oynatıyor şu an. Onların da hücumu yok, sadece pas yapıyorlar. Maç bitti. 0-0 berabere kalıyoruz. Yine bir topumuz direkten döndü. İki maçtır üst üste direkt. Sakatlık geçirdik. Kollandı yani, bir hafta falansa iyi olur. Kırık mırık varsa bir ayı bulabilir. Ne kadar? Çok olmasın ya. Bastım. 5 gün evet. Omuz sakatlıkları genelde bir hafta falan sürüyor. Kaçırırsak bir maç kaçırırız. Antalya Spor maçını kaçırıyormuşuz. O zaman dümdüz Sivasspor, pardon, Rize Spor deplasmanına ilerleyelim. Adana Demirspor Türkiye Kupası maçı ne oldu? 2-1. Samu Soyuz maçın oyuncusu. Güzel. Fatih yokken tur atlamak önemli. Şimdi Rize deplasmanı. Yine kolay olmayan bir deplasman. Neyse ki bacaktan sakatlanmadık ha. 8 gün sonra yeni yıl. Puan durumuna bir daha bakacağım. 25 puanımız var. Başakşehir önümüze geçmiş. Maç fazlasıyla. Bu maçtan galibiyet alırsak tekrardan 4.'lüğe yükseleceğiz. Yok pardon. 5.'liğimizi koruyacağız. Başakşehir'in 10 averajı var çünkü. Beşiktaş ve Galatasaray yendiği zaman 42 olacaklar. 3 takım da aynı gidiyor olacak. 13 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet olacaklar. Şimdi tam böyle Aralık sonu, Ocak başı gibi ya. Hep böyle yağmurlu, karlı görelim bu bölüm. Şubattan sonra tekrardan açık havaya döneriz. Biraz da gerçekçi olsun. Takım yine aynı. Bu sefer Tasos yok sol kanatta. Samu Saiz geri dönmüş. Başlayabiliriz. Hava yağmurlu, zaten dümdüz gerçekçi oldu. Rize deplasmanı ya. İki maçtır direkleri dövdük. Bakalım bu maçta neler yapacağız. Arda Turan'ın istekleri aşağı yukarı aynı. Maçı kaybetmeyin. Buradan en kötü beraberlikle ayrılalım diyor. Bir de Fatih için özel bir isteği var. Dribbling yaparken, topu taşırken topu çok kaptırma diyor. Bu maç direkt olmasın ya. Acayip şanssız ilerliyoruz. Adana maçını da kaçırdık. 5 gün sakatlandık. Aa, çok kötü verdin be Fatih. Olmaz onlar yani. Biraz daha kaliteli hadi abicim. O bizde şimdi. Fatih'i düşündüler. Mitat. Oraya girdik. Halil. Halil Akbunar. Kanat ilerliyor. Ortaya döndü. Dorukhan. Yine etrafımızda 4 oyuncu var. Fatih geçti. Vuruşunu yaptı. Bilmem kimden döndü. Bir vuruş daha. Fazla sert. 4 oyuncunun arasına gol atmak inanılmaz zor bir şey. En azından diyorum uzaktan vuralım. Belki korner olur. Hani bizimkiler kornerden atabilir. Veya eline çarparsa penaltı, serbest vuruş. Duran top kazanma şansı yakalamaya çalışalım. Aldın kanka. Geçiyorum içeri. Edersin içerideyim. Ortaya buradayım. Samu Soyuz yaptı ortayı. Yine Anıl. Bekleyin bekleyin. Sonraki bölüm var ya. Bu hava toplarının hepsini alacağız. Bence 2-3 santim bile çok fark edecek. Boyunu 1.81 yerine 1.84 yapacağım. Hava toplarını alırız diye düşünüyorum. Dorukhan. Fatih'i düşündü. Anıl ne biçim uçtu topa. Ronaldo musun be? Uçuşa bak. Hop. İndiriyor Fatih. Bir daha gör. Vur lan buradan. Ya Tarık. Nasıl üstüne vuruyorsun ki? Biraz daha köşeye hadi. Atacağız şu golü. Offside yok. Offside yok. Fatih attı golü. Direğe gidiyor sandım. Tam denedik az önce. Atacağız dedik. Kendimize inandık. Arkasından gol geldi. Fatih yukarı. İyi uykular. Bebek sallama gol sevinci. Bir ara pası offside yok. Yine orada profesyonelce çıktı offside'tan.
Dümdüz koşsa offside. Biraz böyle çaprazlama koştu. 9 numaralı formasıyla sol ayağıyla vurdu. Rize deplasmanında yağmurlu havada attı golünü. 13 maç 5 gol. Sessizce geliyor. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Hepsi aynı puan. Hepsinin eşit galibiyeti mağlubiyeti var. Millet onu konuşuyor. Zirve yarışını konuşuyor. Burada sessizce bekleyen bir canavar yatıyor şu an. Ben size söyleyeyim. Ligin ilk yarısında oynayamadık. Dört büyüklere karşı. Beklesinler. Fatih tanımıyorlar. Kendimizi tanıtacağız ikinci yarıda. Yine bir pas var. Samusay sıfırla. O ne lan? Oğlum ne yaptın? Özür dilerim. Fatih indirir. İki kişinin arasından yükseldi. İlk yarı bitmiş. 1-0 üstünüz. Dakika 34'te Fatih attı. İkinci yarıda 2'yi atalım. Çünkü Rizespor kendi evinde olduğu için o taraftar gazıyla birlikte iyi oynuyor. Ve defansta da genelde Fatih'in etrafında böyle dörtlü kare gibi duruyorlar. Mesela şöyle ileri geçeyim. Birazdan yerleşecekler. Gir araya. Benur. Doris kesti. Samusayız. Aha, pas hatası. Kulübasic. Mitat. Ha, Şahin. Hop. Fatih defansif müdahaleyi yaptı Akintola. Yine bizde. Ezber oyun var, orada kaptırdık. Akintola. Veçka'dan Berke. Tam şut gelmişti. Korneri kazandılar. Akintola'ya oynayacak büyük ihtimal. Aynen. Barisanovic. Fatih gelmişti oraya. Koş Fatih. Hadi lan koy bakayım. Kayıp alırız diyordum da. Gör. Hadi Fatih koş 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 koş. Çabuk karşı karşıya. Karşı karşıyasın. Gidiyorsun. Oğlum o nasıl bir ayak Mitat. Kondisyona bakmadım ki, ölmüş. Şuradan şuraya gittik ya. Fatih burada. Hop. Böyle çalımlar açtık işte. Aha Fatih geçti. Koştum Fatih. Vurdun. Kalecinin üstüne. Niye oraya vurdun ki? Uzak köşeye doğru böyle falsolu vursaydın ya. Arda Turan da şapkasını örtmemiş. Böyle damlalar süzülüyor. Aha korner. Dur bakayım. Ön tarafa doğru gitti. Yine kanattan geliyor. Kardeşim önünü kapatın artık şu adamın. Ya bir türlü kapatamadığını sürekli koşturuyor oradan. Hayır, kondisyon da bitmiyor. Fatih şöyle iki adım şey yapsa, böyle sahayı birkaç kere turlasa hemen bitiyor. Ne Akintola'ymış arkadaş. Edersen. O tarafa doğru yakın oynayalım. İyisin. İyisin takım. Gördü Fatih. Ayak geldi. Tam bir daha oraya doğru yollayacaktım. Bomboş kaçıyordu. Samusayız gidiyor. Kaçtı Fatih. Tam olarak gidemediği için geri döndü. Hocam faul varmış. Niye avantajı oynatıyorsun ki? Tehlikeli noktaydı orası. Taç galiba değil mi? Evet, taç bizim. Giovannis. İtiyor. Jonjo Shelvey. Uf, ne kadar güzel pas. Dur lan. Ah be. Birazcık ezber oldu. Orta tarafı görmeye çalıştım da. Zaten öndeyiz. Onun da bir özgüveni var. 1-0 bu deplasmandan Fatih'in golüyle 3 puanla ayrılıyoruz. Yağmur çamur demeden golümüzü attık. Araya kaçtık. O boşluğu da zaten maçta 1 ya da 2 kere bulduk en fazla. Gördüğünüz gibi normalde hep böyle 3-4 oyuncu etrafını savunuyordu. Bir kere boşluğu bulduk. Hemen bir ara pasıyla golümüzü yapıştırdık. Her zaman dediğimiz gibi 1-0 olsun bizim olsun. Kötü de oynasak galibiyet almak önemli. Dört büyüklerin hepsi galibiyet almış. Zirve yarışı kıran kırana devam ediyor. Bir daha bakacağım. Dördüncülüğe yükseldik. Başakşehir'in önündeyiz. Çünkü ikili averajda öndeymişiz. Biz Başakşehir'i yendik galiba. Ha yok, şimdi maçımız var. Normalde 3 averajımız var. Arkasında olmamız gerekiyor ama ikili averajdan dolayı öndeyiz herhalde. Oğlum bu nasıl bir puan tablosu ya? 42, 42, 42. Bir tanesiyle berabere kalsan şampiyonluktan olacak. Galatasaray deplasmanı. Oo.
Başakşehir maçı da çok kritik. Aynı puandayız gösterdiğim gibi. Yine Başakşehir maçı. Bence bunları sonraki bölüme bırakalım. Sonraki bölüm Başakşehir. Sonra Rams Park'a gidiyoruz. Oyunda ilk defa göreceğim. Hiç denk gelmemiştik. Maalesef sezonun başında Fenerbahçe deplasmanı vardı. Şurada. Oraya gidemedik. Ama takım kendi kendine 4-2 kazanmıştı. Şimdi Rams Park'a gidiyoruz. Ondan sonra Trabzon bize konuk oluyor. Trabzon maçından sonra da Başakşehir deplasmanı ve Sivasspor bize konuk olacak. Mart ayına geliriz. Pardon, Şubat ayına geliriz sonraki bölüm. Toparlanmaya çalışıyoruz. Zaha 16 golle gol kralı şu anda. En-Nesyri 12, Immobile 10. Fatih nerede? 5 gol. Yani yedekten girmeseydi çok daha fazlasını yapabilirdik ve direkten dönen toplarımız var. Hani biraz da şans yanımızda olsa çok daha rahatlayacağız da. Olsun. Sonuçta baktığın zaman ilk 3 takım 42'şer puan. Hemen arkasından biz geliyoruz. Bir Anadolu kulübü için bayağı iyi. Avrupa'ya gitme şansımız var. Sonraki bölüm bayağı sıkıntılı maçlar bizleri bekliyor. Rize Spor karşısında Eyüp Spor için galibiyet golünü atan Fatih adına harika bir gün. Christopher Ortega yazmış. Golü beğenmişler. Maçın oyuncusu Fatih, yine fotoğraf çekilmiş. Ne gün ama. Hak ettin. Göz kamaştırıcı. Yine güzel yorumlar var. Umarım beğenmişsinizdir. Beğenseniz like atıp özellikle kanal abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.